İş için Zonguldak'tan Soma'ya göçen bir aile telefonlarına gelen mesajla şoke oldu. 301 madencinin hayatını kaybettiği madende çalışan madenci işten çıkarıldı. İki çocukları da hasta olan aile şimdi yardım bekliyor. Çok mağduruz ya. Gerçekten çok mağduruz. Biz ne yaparız, nereye gideriz bilmiyorum ya. Boğazına düğümlendi cümleler, konuşamadı. Daha iyi bir gelecek isterken işte işsiz kaldı. Sigorta yok, para yok. Ne yapacağız bilmiyorum valla ya. İki çocuk babası satılmış Cin Zonguldak'ta yaşıyordu. Madende çalışarak geçinen Cin daha iyi bir hayat için ailesiyle Soma'ya göçtü. Burada 301 işçinin yaşamını yitirdiği madende işe başladı. Zonguldak'ta bu madenlerde çalışıyordum yine. Orada kaçak ocakları çok olduğu için yani parası da biraz şey olduğu için orada çalışıyordum. Orada da paramızı alamadık. Yaşanan maden faciasından son anda kurtuldu. Tam 7 ay boyunca işe geri dönmek için bekledi. Ancak telefonuna gelen mesaj tüm umutlarını bitirdi. Mesajda çalışma arkadaşlarına olduğu gibi işten çıkarıldığı yazıyordu. Daha iyi koşullarda çalışmak için buraya geldim. Buradan da memnunduk ama bundan sonraki halimiz ne olacak bilmiyorum yani. Aile bir haberle daha sarsıldı. Çocukları 2 yaşındaki Tolga ve 1 yaşındaki Mercan hastaydı. Kafasında su var. Doğduğunda kısığında şişlik vardı. İzmir'deki hastanede kalbinin bir de delik olduğunu söylediler. Tekrar götürdüğümde kalbindeki delik kapanmış, korkacak bir şey olmadığını söyler. Aile 3. çocuklarını kucağına almaya hazırlanıyor. Ancak maddi durumları ne onlara bakmaya ne de diğer çocuklarını tedavi ettirmeye yetiyor. Cin ailesinin tek bir isteği var. O da gelecek bir yardım. Başbakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan bize sahip çıkmasını istiyoruz. Yani bizi burada mağdur bırakmasın.